Amerika'nın başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçileri arasında bir grubun Kongre binasını işgal etmesinin ardından tepkiler hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanattan gelmeye devam ediyor. İşte şu an Trump'ın azil edilmesi süreci Amerika'nın gündem konusu diyebiliriz. Aslında bu konuya Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yaptığı konuşmada son noktayı koydu. Başkan Donald Trump destekçilerinin çarşamba günkü Kongre saldırı olayının ardından pazartesiye kadar istifa etmemesi halinde Trump'ın azil sürecinin derhal başlanacağı mesajını vermişti Pelosi. Yapılan anket sonuçlarında ise Amerikalıların çoğunluğunun Trump'ın bir an önce görevden alınması taraftarı olduğu yönünde. Reuters haber ajansı ile Ipsos araştırma kurumunun Kongrede yaşanan şiddet olaylarının ardından Perşembe ve Cuma günü yaptığı anketin sonucuna göre ise Amerikalıların %57'si Başkan Trump'ın azledilmesi taraftarı. Bu görüşü savunanların çoğunluğu Demokrat olmasına rağmen Cumhuriyetçiler arasında da Kongre baskını sonrası Trump'a yönelik yaklaşımlarını değiştirenler göze çarpıyor. İşte ankete katılanların %30'u Trump'ın anayasanın 25. maddesine göre başkan yardımcısı ve kabine üyeleri tarafından görevini yerine getirememesi gerekçesiyle görevden alınması gerektiğini savunuyor. Trump'ın Kongre tarafından azledilmesini isteyenlerin oranı ise %14. Diğer taraftan %13'lük bir kesim Trump'ın istifa etmesinden yana. Son elimize ulaşan bilgilere göre ise Kongre binası saldırı olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili ise 82 kişi tutuklandı. FBI soruşturmasına devam ediyor. Özlem Şenşer, Realty Washington.